Evet. Arkadaşlar yine mantıksal operatörlerle ilgili bir örnek yapacağız. Daha önce bir örnek yaptık. İkinci bir örnek yapacağız. Örneğimizi yapmak için eklipsimize dönüyorum ben. Şimdi operatörler proje klasörüm üzerine sağ tuşta tıklıyorum. Çıkan seçenekten New, Class diyoruz. Class dedikten sonra mantıksal operatörleri belirtmek için mantop diye bir isim verdim. Ana metodumu otomatik olarak eklemek için public static void main seçeneğini seçiyorum. Finish'e basıyorum. Evet, mantıksal op.java dosyası oluşturuldu. Buradaki açıklamayı siliyorum. Ve örneğimle ilgili kısımları yazacağım. Bunun için arkadaşlar iki tane değişken tanımlayacağım. Integer x diyorum. Bu değişkenin içine 8 sayısını yüklüyorum. Integer y diyorum. Bu değişkenin içine de arkadaşlar 5 sayısını yüklüyorum. Yükledikten sonra bunlarla ilgili mantıksal işlemler yapacağım arkadaşlar. İşlemlerimiz neler? Yine sistem out'un içinde bu işlemleri yapacağız. CS out diyorum. Sistem out println ile bunları ekrana yazdıracağız. Bunun içinde işlemlerimizi yapacağız. İşlemlerimiz şu. Şunu yapmak istiyorum. Y eşittir diyorum. X eksi 3'e. Evet. Arkadaşlar y x eksi 3'e eşit midir? Bunun kıyaslamasını kendi aklınızdan siz yapacaksınız. Evet. Y'nin değerine 5. X'in değerine 8. 5 eşittir x eksi 3'e. X'ten 3 çıkartırsak değerinden 5 olur. Y eşit 5. Bunun sonucunda bilgisayar şu değeri üretecektir. True değerini. Bir bakalım. Üretecek mi, üretmeyecek mi? Çalıştırdım. Okey diyorum. Evet, true değerini üretti. Burada mantıksal operatörle alakalı herhangi bir operatör kullanmadık şu ana kadar. Atama operatörü, yani eşittir kullandık. Bundan sonra bir değer daha yazacağım. Değerimiz de şu. 7 büyük 6 diyorum. 7 büyük müdür alttan arkadaşlar? Büyüktür. Araya da veya operatörünü kullanıyorum şu şekilde. Evet. Bu işlemin sonucunda acaba konsolda hangi değer döner? Size soruyorum arkadaşlar. Evet. 7 ile 7 büyüktür alttan. Doğruysa bu zaten bilgisayar bunun doğru olduğunu kabul edecek. True değerini döndürecek ve true and true'nun sonucu da ne döner arkadaşlar? True döner. Bakalım. Şöyle yapalım. Çalıştıralım. Evet, sonucumuz yine true döndü. Eğer ben şuradakilerden bir tanesini false yaparsam ne olur? Yani yanlış sonuç döndürecek şekilde bir işaret yaptım. 7 küçüktür 6. Bu doğru mudur sizce? Doğru değildir. O zaman bilgisayar bunun doğru olmadığını anlayacaktır zaten. Evet, bakalım sonuçta ne çıkıyor? True and false. Sonuçta da false üretir arkadaşlar. Bunu bu şekilde size göstermek istedim. Başka? Peki, and işareti yerine şunu kullansam ne olur? Bu ne demektir arkadaşlar? İki çizgi. Veya demek. Evet. Şimdi sonuç ne çıkar arkadaşlar? Evet. Şuradan üretilecek değer true'dur. Buradan üretilecek değer false'tur. True veya false sonucu true çıkacaktır. Bu çizgiyi de arkadaşlar klavyenizdeki Alt GR tuşu ile büyüktür küçüktür düğmesine basarak yapabilirsiniz. Evet. Örneklerden bir tanesi buydu. Ben değiştirerek evet, bunu bu şekilde yazdım. Şimdi buraya da bir değer yazacağım. Mesela buranın sonucu ne çıkar diye size soracağım. X büyük eşittir Y. Ondan sonra end dedim. X küçüktür Y. Bunun sonucu ne çıkar arkadaşlar? Evet. X büyük müdür Y'den? Büyüktür. O zaman true değerini buradan üretir. Peki X eşit midir Y'ye? Tabii bu iki durum var. İkisinden bir
biri doğru olduğu sürece true olacak. Burada da x küçük müdür y'den false değerini üretecek burada da. Hatta şöyle yapalım. Y artı 3 diyelim. Biraz farklı olsun. X küçük müdür y artı 3'ten eşittir. O zaman buradan false değeri üretecek. Arkadaşlar true and false. Sonuçta false çıkması lazım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi false değerini üretti. Devam ediyorum. CSS outprint, sistem outprint yerini kısaca yazmış olduk. Diyorum ki x ünlem eşittir y veya x eksi y eşittir 5. Bu işlemin sonucunda ne üretilir arkadaşlar? Şunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Evet. Eşit değilse demek bu da. Şurası eşitse ise iki tane eşittir koyarsanız eşittir demek. Burada eşit değildir demek. X y'ye eşit değildir. Evet. Bunun sonucunda ne üretilir arkadaşlar? True üretilir. Şuraya soralım. X eksi y 5'e eşittir. Doğru mudur? Yanlıştır. Değil mi? 8 eksi 5 3'tür. O zaman buradan false değeri üretilecektir. True veya false'un sonucu nedir? True'dur. Bakalım. Gördüğünüz gibi true. Evet, bir satır daha yazacağım. Bununla da sonlandıracağım arkadaşlar örneğimi. Bir satır daha yazdım. Satırımın içine de şunu yazıyorum. Parantez içinde x eşittir 4 dedim. Ondan sonra şuraya da v dedim. X eksi 2. Hepsi matematik formülü gördüğü üzere. Y artı 5. Evet. Bunu yazdım. X eksi 2 y artı 5. Şöyle hatta birazcık açalım. Daha iyi anlayabilmeniz için. Şuraya da bir tane ünlem işareti koydum arkadaşlar. Evet. Bu işlemin sonucu nedir? Sizler ne düşünüyorsunuz? Evet. X eşittir 4 müdür? Değildir. 8'dir. O zaman bunun sonucunda ne dönecektir? False dönecektir. Peki başına bir tane ünlem işareti koymuşuz. Bu ne demek? Değerini al demek. O zaman false'un değerini alırsak burada türetilecek toplamdaki değer nedir? True'dur. Tamam. Burada true var artık. Bu tarafa bakıyoruz. X eksi 2 kaçtır? 6. 6 büyük müdür? Y artı 5'ten. Y artı 5 kaçtır? 10. 6 büyük müdür 10'dan arkadaşlar? Değildir. O zaman burası da false, burası true. True ve false sonucu ne çıkar arkadaşlar? False çıkar. Evet, false çıktı. Peki, bunun yerine şunu kullansam ne çıkar sonuç? Evet, sonuç true çıkar dediler. Bir deneme daha yapacağım. Bu satırı aynen dursun. Aynısını bir altı kopyalıyorum. Aradaki işaret değiştireceğim sadece. O da şu. Evet. Şöyle bir şapka koydum. Arkadaşlar bunun sonucunda ne çıkar? Evet, bu şapka nedir? Özel veyadır. Evet. Geçen hafta göstermiştik. Özel veya ve exor diğer bir ifadeyle. Burada sonuç ne çıkar arkadaşlar? Özel veya'nın da yaptığı iş şudur. Girişlerden bir tanesi farklı ise sonucu bir yapar. Yani true olarak gösterir. Yani girişlerden birinin farklı olup olmadığını tespit etmek için kullanılan bir aslında mantıksal operatördür arkadaşlar. Evet bakalım sonuç ne çıkacak. Evet gördüğünüz üzere true çıkar. True çıktı. Evet bunu başka neresi için yapalım? Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Bir satır daha örnek yazalım. X eşittir 8. Ondan sonra bir tane şapka. Ondan sonra X küçüktür Y artı 4 olsun. Böyle bir şey yaptım. Eksikliğimiz var mı diye bakıyorum. Şöyle boşluk açalım. Y artı 4.
Tabi burada parantez de gerekiyor. Parantezle alakalı bir problem var. Bakalım şöyle bir parantez yapalım. X eşit. Pardon, özür dilerim arkadaşlar. Eşittir'i yapabilmek için şöyle bir eşittir kullanacağız. Şu parantezde olmasa da olur gibi geliyor. Bir deneyelim bakalım. Evet, bu satırın sonucunda ne döner arkadaşlar? Evet. Girişlerde herhangi bir farklıysa demiştik ki true döndürür. Girişler aynı ise sıfır, yani false döndürür. X 8'e eşit mi? Evet. 8'e eşit. Buradan arkadaşlar true dönecektir. X y artı 4'ten küçük mü? Bakalım. X'imiz 8. Y artı 4 ise 9 yapıyor. Yani 8 küçüktür 9'dan. Buradan da true dönecektir. İki tane true'yu özel veya işlemine tabi tutarsanız özel veya da der ki girişten iki tarafta aynı. Her iki girişte true. O zaman çıkışımı false olarak ben veriyorum der. Hemen yapalım. Çalıştırıyorum. Okey dedim. Gördüğünüz üzere bunu da false olarak döndürdü arkadaşlar. Evet. Mantıksal operatörle ilgili ikinci bir örnekti arkadaşlar size bu. Örneğimiz bu şekilde.